Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Meryem Suresi ile devam etmektedir. Meryem Suresi ve bu Sure-i Celile'de Mekke-i Mükerreme'de inzal edilmiştir. 98 ayeti kerimeyi içinde bulundurur. Ve Besmele-i Şerif ile başlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى
İsmihi Yahya lem nec'al lehu min qabl semiyya. Yüce Allah Kafaya Ayın Saat diye başlıyor bu sure-i celile. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan rahmetini diyor, yad edişidir. Hani o vakit Rabbine gizli bir yalvarışla yalvarmıştı. Kim? Zekeriya aleyhisselam. Demişti ki, ey Rabbim, artık benim kemiklerim zayıfladı ve başım bembeyaz alev aldı. Saçım ağardı. Rabbim, sana yaptığım dua ile hiçbir zaman bedbaht olmadım. Bu halimle ben arkamdan yerime kalacak yakınlarımdan endişedeyim. Hanımım ise kısır bulunuyor. Onun için tarafından bana bir dost ihsan eyle diye Zekeriya aleyhisselam yalvarmıştı. Ki hem benim mirasımı hem Yakup ailesinin mirasını alsın. Hem de onu rızana kavuştur ey Rabbim diye yalvarmıştı. Yüce Allah Celle Celalü, ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana adı ismi Yahya olan bir oğul müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık buyurdu Cenab-ı Hak. Lem nec'al lehu min qablu semiyya buyurdu. Gâille rabbi enne yekûnu li gulâmin ve kânet imraeti âgiran قد بلغت من الكبر لقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من
المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Bakın Zekeriya aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın o Yahya'yı müjdelemesi üzerine ne buyurdular? Dedi ki, ey Rabbim, hanımım kısır, ben de ihtiyarlıktan ayakta duramayacak bir hale gelmiş iken, nasıl benim oğlum olabilir? Dedi Zekeriya aleyhisselam. Yüce Allah buyurdu Celle Celalü, öyle ama Rabbim dedi ki, o benim için kolaydır. Bundan önce sen hiçbir şey değilken seni yarattım buyurdu Cenab-ı Hak. Sen yoktan yaratıldın ey insanoğlu. İhtiyarlıkta sana çocuk vermeye kadir olmaz mı seni yoktan yaratan? Zekeriya aleyhisselam, ey Rabbim, bana bir işaret yap dedi. Yüce Allah da Celle Celalü, sapasağlam olduğun halde 3 gün insanlarla konuşamaman sana işarettir buyurdu. Derken mihraptan kavminin karşısına geçip sabah ve akşam tesbih edin diye onlara işaret verdi. Evet kıymetler, Cenab-ı Hak her şeye kadir. Her şey yoktan yaratılmış. Yoktan yaratan seni ölünce kolayca diriltir. Gençlikte sana evlat veren yaşlılıkta da verir. Çünkü Adem'i Havva'yı yoktan yaratan ve İsa'yı da babasız yaratmaya kadir değil mi? İsa'yı babasız yaratan, ihtiyarlıkta sana çocuk vermeye kadir değil mi? Cenab-ı Hak her şeye kadir olduğunu, işte şanlı Kur'an ile bize bildirmektedir. Kitabıyla, eserleriyle bildirmektedir. Bize gerçek bir iman edip ona kulluk yapmak düşer. Şimdi Yahya aleyhisselam bak doğdu, büyüdü. Bak artık Cenab-ı Hak ona ne diyor Yahya'ya? Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وكان تقيا وبرا بوالديه
يديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ey Yahya, buyurdu Cenab-ı Hak, kitaba kuvvetle sarıl. Dedik ve daha çocuk iken ona hikmet verdik. Ayrıca katımızdan bir incelik ve bir temizlik verdik. Çok takva sahibi idi. Ve kâne tekiyya. Anne ve babasına çok iyi muamelede bulunuyordu. Zorba, isyankâr değildi. Hem doğduğu gün, hem öleceği gün, hem de dirilip kalkacağı gün ona selam olsun, buyurdu Cenab-ı Hak. İşte Zekeriya'yı da Yahya'yı da aleyhisselam kendi kavimlerinden, kendi içlerinden olan bu iki peygamberi de Yahudiler, Beni İsrail, bunları şehit ettiler. Peygamber katili oldular. İşte gördüğünüz o Yahudi, o İsrail, kendi işlerinden, kendilerinden olan bu peygamberleri katlettiler. Bunlar peygamber katilidirler. Tabi suçu işleyenler suçludur. Onun için o kavmin içinden istisnalar, efendim istisna edildikten sonra kalanlar, bu suça bulaşanlar suçludurlar. Nice peygamberleri katlettiler. İsa aleyhisselamı da çarmıha germek istediler. Hazreti Muhammed'i de öldürmek için her yola başvurdular. Bunlar kendi milletlerinden, kendi soylarından gelen Beni İsrail peygamberlerini katlettiler. Onun için peygamber katili ortada bir İsrail var. Bir de gerçek Tevrat'a, gerçek Musa'ya tabi olan ehli kitap bir Beni İsrail, bir Yahudi var. Bunlar az da olsa o suça bulaşmayanların bir suçu yoktur. Ama genel durum çok çok tehlikelidir. Peygamberleri öldüren milletten daha katil, daha zalim kim olabilir? Gerçek alimleri de katlettiler, şehit ettiler. Adaletten, haktan, hakikattan yana olan alimleri de bunlar katlettiler. Kur'an-ı Kerim doğru söylüyor. Allahu Teala doğru söylüyor. Hazreti Muhammed doğru söylüyor. Gerçek Tevrat, gerçek İncil, gerçek Musa, gerçek İsa doğru söylüyor. Bütün peygamberler doğru söylerler. Yanlışlık o peygamberlere iman etmeyen imansızlardadır. Yanlışı imansızda arayın.
Münkirde, müşrikte, zalimde, fasıkta, facirde, bu katillerde arayın. Hala bakın, Musa aleyhisselam Hazreti Muhammed'e haber verdiği halde ve Muhammed'in son peygamber olarak bu dünyaya geldiğinde ona iman edin, ona yardımcı olun dediği halde onu kendi kavimlerinden gelmedi diye, Ben İsrail'den gelmedi diye Hazreti Muhammed'i öldürmek için her yola başvurdular. Peki kendi kavminizden, kendi içinizden gelen peygamberleri niye katlettiniz? İşte bunların ne kadar azgın ve sapkın olduklarını, bunların kanlı katil olduklarını görmek zor değil. Onun için suç daima işleyenindir. Suçu olmayanlara bir sözümüz yoktur. Kur'an-ı Kerim doğru söylüyor. Hak bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim hem mümin hem müheymin hem musaddiktir. Gerçek Tevrat'ı, gerçek Musa'yı, gerçek İncil ve İsa'yı Kur'an-ı Kerim hem tasdik eder, hem himaye eder, hem de ne yapar? Onlara imanı da emreder. Ama onun gerçeğine iman et. Kur'an-ı Kerim emrediyor bunu. Uydurma İncil'lere, uydurma Tevrat'lara, uydurma Musa'ya, uydurma İsa'ya değil, gerçek Musa'ya, gerçek İsa'ya, hak olan Tevrat ve hak olan İncil'e, Zebur'a, şanlı Kur'an ne diyorsa, Hazreti Muhammed ne diyorsa, bunları bir bir iman edip yerine getirmedikçe kimse Müslüman olamaz. Onun için önce iman edilecek yüce değerlere iman eyle ve ameli salih olarak da gerekeni yapmaya çalış. İlmel yakin de İslami ilimleri öğrenmeye çalış. Gerçek ilimle Allah'a yaklaşmaya çalış. Esas vesile yüce İslam'ın kendisidir, onu hak yoldan öğrenmektir, öğretmektir. İşte bunun için hayat veren nurun keşif notlarıyla tüm insanlığa sırf Allah için hizmet vermeye çalışıyoruz. Aczimizle, cehlimizle, gafletimizle. Biz bir beşeriz. Allah'ın kulu Muhammed'in ümmetiyiz. Azimizle bu işi yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar gücünün yettiği kadarını yapmak zorundadırlar. Gücünün yetmediğini Cenab-ı Hak kulundan istemez, ondan sormaz. Gücünün yetmediğini kuluna teklif etmez. Ey Müslüman, gücün yettiğini yerli yerince yapmaya gayret eyle. Bizden söylemesi. Cenab-ı Hak şanlı peygambere, Hazreti Muhammed'e en iyi şekilde tabi olmayı, kitaba, sünnete, icmaya, kıyasa, asli ve fer'i delillerle de gerçek anlamda sırf Allah için ameli salih sahibi olan kullarından eylesin.